Değerli izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızla bugün Kayseri'deyiz. Yanımızda alanında öncü ve tek bir isim olan Kerime Hanım var. Az sonra kendisiyle çok değerli bir röportaj gerçekleştireceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Kerime Hanım. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz de Kayseri'mize hoş geldiniz. Hürmetler ederim. Siz nasılsınız? Hoş bulduk. Bizler de iyiyiz. Güler yüzünüzü gördük. Daha iyi olduk Kerime Hanım. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Biraz kendinizden bahseder misiniz bize? Tabii ki. Ben Kerime Aktaş, akıl ve zeka oyunları öğreticisiyim. Aynı zamanda işaret dili öğreticisiyim. 2 yıldır bu görev içerisinde bulunmaktayım. Çok güzel. Peki bize biraz faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Faaliyetlerim akıl ve zeka oyunları üzerine eğitimlerimi tamamladıktan sonra aynı zamanda işaret dili öğreticilik eğitimi aldıktan sonra ikisini birlikte entegre edip bir oluşum içerisine girdim. Zekatit çatısı altında. İşitme engelli çocuklarımız başta olmak üzere dezavantajlı ailelerimize bu eğitimleri vererekten çocuklarımızla kaliteli vakitler geçirmelerine destek olmak amaçlı hizmetlerimi sunmaktayım. Çok güzel. Peki bu akıl ve zeka oyunlarıyla tanışmanız nasıl oldu? Tabii ki pandemi öncesinde başlamış olduğum TAZOF yani Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu'nun her meslek grubuna açmış olduğu eğitimlere katılaraktan ilk eğitimi bu şekilde kapısını aralamış bulunmaktayım. Akıl ve zeka oyunları çok geniş bir hazine, çok geniş bir derya. Pandemi maalesef vuku bulunca bu kapıyı kapatmak istemedim ve arayış içerisine girdiğimde online süreçte hizmet veren kurumlarla karşılaştım. Sonrasında AZOT yani Akıl ve Zeka Oyunları Topluluğu ve akabinde Türkiye Beyin Takımı'nın vermiş olduğu online eğitimlere katılaraktan bu eğitimlerimi, hazinemi genişletmiş oldum. Akıl ve Zeka Oyunları'nın topluluklarının oluşturmuş olduğu online ve ücretsiz eğitimlerle de halen katılmaktayım. PAKO Akademi'nin başlatmış olduğu eğitimlerle de Akıl ve Zeka Oyunları bilgilerimi pekiştirmekteyim. Çok güzel. Aslında oldukça geniş çaplı bir eğitim almışsınız ama eğitim sürecinize hız kesmeden devam ediyorsunuz Evet. Diyebiliriz. Çok Evet, güzel gerçekten. Peki akıl ve zeka oyunlarıyla böyle tanıştınız. Bunu işitme engellilere entegre etme fikri nasıl geldi? İşitme engellilere bunu uygulama yoluna nasıl girdiniz? Nasıl bu kararı aldınız? kararı almamda akıl ve zeka oyunları eğitimlerimi aldıktan sonra bir eğitim kurumumuzda çocuklarımıza hizmet etmeye başladım. Ve bu hizmetimi ederken çocuklarımızın arasında görme engelli bir yavrumuz bulunmaktaydı. Akıl ve zeka oyunları gördüğünüz gibi kutularla ve renklerle, şekillerle birlikte aktarılması gereken bir oyun. Lakin bu yavrumuza yeterli bir donanımda hizmetimi sunamayınca arayış içerisine tekrardan girdim. Acaba ne yapabilirim gibisinden. Ve bu kapsamda karşıma KAYMEK, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin bünyesi altında bulunan KAYMEK yani Kayseri Meslek ve Eğitim Kurumu'nun çatısı altında işaret dili öğreticilik kursu açılmıştı. Ve bu kursa kaydımı yaptırarak da bu şekilde bir alana yönelmeye başladım. Harika gerçekten. Peki bu akıl ve zeka oyunlarının çocukların eğitim hayatına ne gibi katkıları oluyor? Nasıl avantajları oluyor? Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii ki akıl ve zeka oyunlarının eğitime katkılarını ulusal ve uluslararası arenada çalışmalarla ispat edilmiştir. Ve bu anlamda düzenli bir şekilde akıl ve zeka oyunlarıyla hemhal olan çocukların IQ seviyelerindeki artış söz konusudur. Ve bu anlamda çalışmalarımız TAZOF çatısı altında bulunan öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın çatısı altında bulunan öğretmenlerimizin akademik çalışmalarıyla da devam etmektedir. Çok güzel. Peki ileriye dönük ne gibi projeleriniz var? Neler yapmayı hedefliyorsunuz? Bize biraz ileriye dönük hedeflerinizden bahseder misiniz? Tabii ki kuruluş amacım öncelikle zaten sessiz yüreklere ses katabilmekti oyunlarımızla beraber. Bu dünyalarına renk katabilirsem ne mutlu bana. Projelerim kapsamında Oyun Kumbaran projesini başlatmak istiyorum. Açıkçası buradan da sponsor desteği olmak isteyenler varsa seve seve tabii ki kabul ederiz. Oyun Kumbaran projesinde ise işitme engelli çocuklarımızın, bu dezavantajlı çocuklarımızın ailelerine ücretsiz hizmetler sunmak ve bu hizmetler doğrultusunda sadece kurumlarda değil, aile içerisinde de kaliteli ve keyifli vakitler geçirmeleri için bu ailelerimize destek olmak amaçlı oyunlarımızdan hediye etmek istiyoruz.
Bir de ileriye yönelik hedeflerimde projelerim içerisinde şunu dahil etmek istiyorum. Sadece ülkemizde değil, işaret diliğinde akıl ve zeka oyunlarını entegre etmek, uluslararası arenada da bu hizmeti sunmak istiyorum. Ve bununla alakalı da uluslararası işaret dili öğreticiliği için başvurumu yapmış bulunmaktayım. Gerçekten harika. Böyle bu sürece aileleri dahil etmek gerçekten çok keyifli ve harika bir fikir. Bu yolda size başarılar diliyorum. Dediğiniz gibi bunu uluslararası boyuta taşımak da gerçekten büyük ve cesur bir adım. Tebrik ediyorum sizi. Umarım en kısa zamanda hızla bu yolda da mutabık olarak tamamlarsınız. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel. Peki izleyicilerimiz sizlere ulaşmak isteseler, bu arada içeriklerinizin online üzerinden erişilebilir olduğunu da paylaşmak isterim izleyicilerimizle. Sizlere ulaşmak isteseler bizimle sosyal medya hesaplarınızı paylaşır mısınız? Tabii ki Instagram hesabım Zekatit çatısı altında ve aynı şekilde Facebook hesabımda Zekatit çatısı altında ve YouTube'da da aynı şekilde Zekatit olarak aratırdıkları zaman beni çok rahatlıkla bulabilirler. Sizi ve içeriklerinizi bulabilirler, sizlere erişebilirler. Çok güzel. Peki bu güzel röportajı bitirmeden önce son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii ki işaret dilini aslında ailelerimize seslenmek istiyorum. Bu arada bunu çevirmesini yapmak istiyorum. Yaşlandığımız için oyun oynamaktan vazgeçmeyiz. Oyun oynamaktan vazgeçtiğimiz için yaşlanırız. Sizler de akıl ve zeka oyunlarının bu renkli dünyasında yer almak ister misiniz? Haydi, buyurun. Çok güzel gerçekten. Size bu güzel yolda başarılar diliyorum. Evet değerli izleyiciler, bugün Kayseri'de Kerime Hanım'ın yanındaydı. Kendisinin gerçekten çok güzel projeleri var. Kendisini hem bulabilir, hem projelerini takip edebilir, hem de projelerine destek olabilirsiniz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.